eğer size 4096'nın kare kökünü bulabilir misiniz desem, bana ne cevap verirsiniz? karekökü çarpanlarını ayırma yöntemiyle bulabilirsiniz ya da bir hesap makinesi kullanırsınız ne de olsa en hızlı yöntem budur öyle değil mi bunlara ek olarak bir de bölme yöntemi vardır ve bu arada karekökü bulmak için kullanabileceğiniz daha bir sürü yöntem bulunur ama ben bu videoda evet bölme yöntemini incelemek istiyorum yöntem ya da algoritma bir dizi adımdan oluşan bir tariftir ve eğer bu tarifi aynen yemek yapmak gibi düşünüp adım adım takip ederseniz çok lezzetli lezzetli bir yemek pişirmiş olursunuz. Ve bu örnekteki lezzetli yemekte 4096'nın kare kökü. Çok da lezzetli çağrışmıyor en azından. Neyse devam edelim. Size bu videoda az önce bahsettiğim adımların ne olduğunu söyleyip bunları takip etmenizi sağlamaya çalışmayacağım. Bunun yerine tarifin ya da yöntemin neden işe yaradığı üzerinde duracağız. Şimdi öncelikle 4096'nın karekökünün ne olabileceğini bir düşünelim. Bunu elimizde alanı 4096 birim kare olan bir kare var ve biz de bunun bir kenarını bulmak istiyoruz olarak da düşünebiliriz öyle değil mi? Bu ikisi aynı anlama gelir. Neden? Çünkü bu karenin bir kenarını bulur ve karesini alırsak e, 4096 elde ederiz. Bu yüzden yapmamız gereken şeyin alanı 4096 olan bu karenin bir kenarının kaç birim olduğunu tahmin etmek olduğunu da düşünebiliriz. Tabii bu tahmini yapmanın çok iyi bir yolu olmadığı için deneme yanılma yöntemiyle ilerlemek gerekecek. Bu sebeple tahmin etmeye bulmaya çalıştığımız sayının kaç basamaklı olduğunu düşünerek işe başlayabiliriz. Bunun için de gelin 4096'yı bir inceleyelim. 4096 4 basamaklı bir sayı olduğuna göre karekökü kaç basamaklı olabilir dersiniz? 10'un ee, onun karesi 100'dür ve 100 3 basamaklı bir sayıdır. Buna dayanarak bu sayının karekökünün ondan büyük olduğunu söylemek son derece mantıklı. 100'ün karesi ise 10.000'dir ve burada artık 5 basamağımız var. Şimdi bu iki örneğe göre aradığımız sayının 10'dan büyük ve 100'den küçük ve 2 basamaklı olduğunu artık biliyoruz. Hemen çizelim. Bu birinci, bu da ikinci basamağı olsun. Harika, aradığımız sayının artık herhangi bir sayı olmadığını, 2 basamaklı bir sayı olduğunu biliyoruz. Bundan sonra da basamak basamak ilerleyeceğiz. Yani önce birinci basamağı, sonra da ikinci basamağı bulacağız. Peki, birinci basamağı nasıl tahmin edebiliriz dersiniz. Şöyle düşünelim. Birinci basamaktaki sayıyı bulduğumuzda bu karenin içine sığdırabileceğimiz en büyük kareyi bulmuş oluruz ve bu onun bir katıdır. Neden diye soracak olursanız, bakın diyelim ki birinci basamaktaki sayı 3 olsun. 3 onlar basamağında olduğundan bu aradığımız sayının 30 artı bir şey olduğu anlamına gelir öyle değil mi? Yani bu sayı eğer 32 ise 32'yi 30 artı 2 olarak düşünebiliriz anlaştık mı? Peki buraya sığdırabileceğimiz ve bir kenar kenarı onun katı olan en büyük kare hangisidir? Tahminde bulunmaya başlayalım. 10 olamaz çünkü 10'un karesi 100 ve 4096 ile 100 arasında çok büyük bir fark var. O halde biraz daha büyük adımlar atabiliriz. Mesela 4 olabilir mi? Buranın 40 olması karenin alanının 40'ın karesi olacağı anlamına gelir ve 40'ın karesi 1600 olduğuna göre arada hala büyük bir fark var. O zaman 6'yı deneyelim. 60'ın karesi 3600'dür. Bir bakalım, bunun içine bir kenara 60 birim olan bir kare yerleştirirsek, evet bu karenin alanı 3600 birim karedir. 4096'ya oldukça yaklaştık bir kenarı 70 birim olan bir kareyi sığdırabilir miyiz diye düşünürsek, 70'in karesi 4900 edeceği için olmaz. Ve bu da birinci basamağın ne olduğunu bulduğumuz anlamına geliyor. Evet, birinci basamaktaki sayı 6'dır. Çünkü az önce bu kenarın 60'tan büyük, 70'ten küçük olduğunu bulduk. 4096'nın karekökünün onlar basamağında 6 olduğunu artık biliyoruz. Birler basamağındaki sayı için hala biraz çalışmamız lazım ama gördüğünüz gibi onlar basamağını bulmak için pek zorlanmadık. İkinci basamaktaki sayıyı nasıl bulacağız? İkinci basamak bu aradaki farkı kapamamıza yardım edecek. Bu farkın ne kadar olduğunu, geriye kalan alanı bulup karenin içinde kalan bu alandan bahsediyorum. Evet, buradaki soru işaretinin ne olması gerektiğini tahmin etmemiz lazım. Ee, geriye kalan alan ne kadar toplam alandan yani 4096'dan 3600 çıkarırsak Kalan alan diyelim kalan alan eşittir 4096 eksi 3600 yani 496. 4000'den 3600 çıkarsa 400. Bir de bu 96 var. Evet 496. Geriye kalan L şeklindeki alan 496 birim kareymiş. L'nin alanını hesaplamak için bir formül bilmediğimize göre bu alanı parçalayıp alanı soru işareti türünden ifade etmeye çalışacağım. Yani eğer alanın soru işareti çarpı bir şey olduğunu bulabilirsem soru işaretinin ne olduğunu tahmin etmem de kolaylaşır öyle değil mi? Ne demek istediğimi az sonra daha iyi anlayacaksınız. Şu alanı önce bir ya da iki dikdörtgen bir tane de kare olarak parçalayalım. İki dikdörtgen demiştim değil mi? Evet işte böyle. Ve bir tane de kare bu arada bu kenarın ve bu kenarın uzunluklarının da soru işaretine eşit olduğunu biliyorsunuz değil mi peki bunların hepsini soru işareti türünden yazmak istersem bunu nasıl yapabilirim bu alan artı bu alan artı bu alan hadi hemen videoyu durdurun ve bunu soru işareti türünden yazmayı deneyin Şimdi bir bakalım. Burası 60. Burası da soru işareti olduğuna göre bu dikdörtgenin alanı 60 çarpı soru işaretidir. Evet, 60 çarpı soru işareti. Ve bu dikdörtgenden bir tane daha var. Bu dikdörtgenle bunun aynı olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu kenar 60, bu da soru işareti. O halde bunun başına bir de çarpı 2 yazalım. Bu iki dikdörtgenin alanı 2 çarpı 60 çarpı soru işareti kareye gelince bir kenarının soru işaretine eşit olduğunu bildiğimize göre alanı soru işaretinin karesidir. Bu toplamın 496'ya eşit olması gerektiğini de biliyoruz. Bunu da yazalım. Eşittir 496. Soru işaretinin ne olduğunu tahmin etmeye başlamadan bu ifadeyi mümkün olduğu kadar sadeleştirmek istiyorum. Burayı soru işareti parantezine alırsak soru işareti çarpı 120 artı soru işareti elde ederiz değil mi? Evet bu 120 artı soru işaretinin karesinden de bir soru işareti. ifade sanırım olabileceği en basit haline geldi. Tahmine geçmeden bir de bu eşittir işaretine değinmek istiyorum. Bir tam sayı aradığımız için burası 496'ya eşit olmayabilir öyle değil mi? Bu yüzden de eşittir yerine küçük ya da eşittir yazmak daha mantıklı. Evet böylece bu alanın 496'ya en yakın değeri almasını sağlayan unutmayın alan 496'ya eşit olmak zorunda değil. Evet bu soru işaretini bulmaya hazırız alanın 496'dan küçük ya da 496'ya eşit olmasını sağlayan soru işareti. Tahmine geçelim artık. 1 ile başlayacağım. 1 çarpı 121. Daha yazarken bile bunun cevap olmadığını biliyordum. Çünkü bu 121 eder. Bunun için büyük bir adım atalım. Yani 2'yi atlayalım ve 3'ü deneyelim. 3 çarpı 123. Evet bu 369 eder. Aradaki fark hala 100 olduğu için bir de 4'ü deneyelim. 4 çarpı 124. 4 çarpı 120, 480, 4 kere 4, 16, o 496, harika. Buradan 495 bulmuş olsaydık da çok mutlu olacaktık ama birebir 496'yı bulmuş olmak çok çok daha iyi oldu. Tüm bunlar soru işaretinin 4 olduğu anlamına gelir ve bu karenin içini tamamen doldurduk. O halde bu kenarda 60 artı 4'ten 64 birim olur. 4096 bir tam kareymiş. Karekökünü bulmaya çalışırken bunu bilmiyorduk ama artık biliyoruz. Karekökü bulduğumuza göre şimdi bir de videonun başında bahsettiğim tarife göz atalım ve bu yöntemin adım adım nasıl uygulanması gerektiğini görelim. Adımların üzerinden giderken de her adımda ne yapıldığını ve neden işe yaradığı hakkında konuşacağız. Birinci adımda sayıyı iki basamaklı parçalara ayırmamız istenir. Elimizdeki tek basamaklı bir sayıysa sağdan, ondalık sayıysa da virgülden başlamamız gerekir. Sayıyı iki basamaklı iki parçaya ayırmak demek yüzün katı olan gruplar elde etmek demektir ve bu da kare kökü basamak basamak bulmamıza yardımcı olur. 4096'da iki tane iki iki basamaklı grup olması, aradığımız sayının iki basamaklı olduğu anlamına gelir. Bundan sonra karesi 40'tan küçük olan en büyük sayıyı bulmamız gerekiyor. Evet, karesi 40'tan küçük olan en büyük sayı 6'dır değil mi? Hemen buraya yazıyorum. Karesi de 36. Burada yaptığımızda bir benzerlik görmeye başladınız değil mi? Bundan bunu çıkarınca burada 4 kalır. 96'yı da aşağı indirelim. 496 yani geriye kalan alan. Şu ana kadar birinci basamaktaki sayıyı bulduk. Tarifin en kafa karıştırıcı kısmına geldik. Şimdi 6'yı alacağız, 2 ile çarpacağız ve elde ettiğimiz sayının yanına bir soru işareti koyacağız. Bu soru işareti de buraya. Şimdi de ee, 1, 2 soru işareti çarpı bu soru işaretinin 496'dan küçük olmasını sağlayan soru işaretini tahmin etmemiz lazım. 1, 2 ve 3'ü deneyebiliriz ama aradığımızın 4 olduğunu bildiğimiz için ben hemen bu soru işaretlerinin yerine 4 yazacağım. Bunu, bunu ilk gördüğümde sihir zannetmiştim ama şimdi arkasında yatan mantığın ne olduğunu biliyorum. Burada da geriye kalan alanın buna eşit olmasını sağlayan soru işaretini aramıştık. Öyle değil mi? Bakın 124 burada. Buradaki soru işareti de burada. 4 çarpı 124 de bize istediğimiz sonucu verdi zaten. Bu iki yöntemin birbirinin aynısı olduğunu fark ettiniz değil mi? Son olarak buradan 0 elde etmekte geriye kalan alanın tamamını doldurmayı başardığımız anlamına gelir. Biz de bu noktada dururuz ve aradığımız karekökün 64 olduğunu söyleriz. Evet, buradaki tarife bölme yöntemi adı verilir bölme yöntemi denmesinin sebebinin bunun bölme işlemine benziyor olmasının olduğunu düşünüyorum. Ama gördüğünüz gibi aslında bölmeyle çok da bir benzerliği yok. Bu yüzden de belki buna kare kökü basamak basamak bulma yöntemi demek daha mantıklı olabilir. Evet artık yöntemin adım adım nasıl uygulanacağını ve neden işe yaradığını biliyorsunuz. Adı her neyse.